Aslında belki uzun zamandır söylediklerimizden farklı söyleyecek çok fazla bir şey yok. Aynı şeyleri tekrarlayacağız. Doğal olarak. Yayıncı kuruluşa söylediğim bir cümleyle başlamam lazım ki bence maçın hani galibiyet arzusunu arttıran en önemli faktörü de oydu. Bizim gibi takımlar için, Konyaspor ve muadili takımlar için en önemli tarafı birkaç seferde vurguladığım gibi özellikle içerideki maçlardır. Zaten normal olarak iki haftada bir takım şehre geliyor, stadına çıkıyor. Burada özellikle gelen taraftarın, sevenlerin daha fazla kazandığını, her zaman kazanılmıyor tabii doğal olarak ama daha fazla kazandığını görmek ve takımla bağını sıcak tutacak hale getirmek en önemlisi ki bu maça çıkarken de kafamızdaki, aynı zamanda kafamdaki tabii en önemli şey burasıydı. Çok uzun zamandır hem bu sezon, geçen sezondan beri bakarsak sadece bir tane Antalyaspor maçından sonra bu sezon Kayserispor maçından beri sonra yani tabii ki hemen hemen değil Kayserispor maçından sonra içeride kazanamıyorduk. Bunu çevirmek için bir fırsat gözüküyordu. Hem Denizlispor hem Göztepe ile oynayacak iki tane maç. Hem bu anlamda söylediklerim açısından bir fırsat gözüküyordu. Aynı zamanda da alt gruptan çıkıp hemen alt grubun bir üstündeki orta grubun arkasına doğru yapışmak için bir fırsat olarak gözüküyordu. Bu duygularla başladı maç. Ancak istediğimiz gibi başladığı için maça girmek gerekirse maçın bu düşüncelerle olmamıza rağmen istediğimiz gibi başladığını söylemek zor. Denizlispor için de belki bir cümle kullanmak lazım ki ilk yarıdaki oyunu daha iyi anlatır diye tahmin ediyorum. Daha kenardaki iki hızlı oyuncusu, daha doğrusu üç tane hızlı oyuncusu Rodega'yı da saymak lazım. Da beraber bekleyip hızlı ataklarla sonuç almaya çalışacaklardı. Bizim ilk yarıda özellikle ilk yarım saatlik bölümü buna dahil edebiliriz. Birkaç dakika aşağı birkaç dakika yukarı tarafıyla. Topu çok ağır dolaştırdık. Top çok ağır dolaşınca rakip yerleşim konusunda sıkıntı yaşamadı. Artı top kayıpları artmaya başladı. Kaybettiğimiz hemen her pozisyondan sonra iki tanesi net olmak üzere açıklar vermeye başladık. Ve Denizlispor daha çok oyuna tutunmaya başladı. Ancak bir duran toptan sonra biraz daha ritim kazandık, biraz daha hız kazandık. Evet, haklı hakemin, haklı bu seferki VAR'dan gelen uyarı haklı. İlk gördüğümüz anda bir golle de öne geçtik. Ancak haklı olarak iptal edildi. Ama nispeten biraz daha oyunun içinde doğrularımızı ritim anlamında yaptığımız hale doğru döndü oyun. İkinci yarı ise bunun tam tersiydi. İlk o 25-30 dakikalık bölüm sanki biraz maçtan bizim adımıza boşuna geçmiş bir zaman oldu gibi oldu. Bir türlü ritim yakalayamadık. İkinci yarı ise tam tersi oldu. İkinci yarı istediğimize yakın hale getirdik maçı. Tamamen Denizlispor sahasına doğru ittik. Orada yani belki 5-6 tane diyebilirim. Gol olabilecek, gol vuruşu yapılacak pozisyonu geldi. Ancak son dönemin geçen hafta da çok net gözükmüştü haliyle. Becerme konusunda topu iç direğin arasından atma konusundaki beceri konusunda pek becerili olduğumuz söylenemez. Bununla beraber Denizlispor'un ilk yarıdaki kuvvetli ataklarından ziyade nispeten biraz daha bölük pörçük atakları oldu. Ama yine bunlar sabırsızlık, özellikle sabırla çabuk oyun arasındaki, ağır oyun arasındaki farkı belirtmek istiyorum bir tarafıyla da. Sabırsız hamlelerimiz yüzünden kaptırdığımız toplarla her an geriye düşme tehdidi de yaşadığımız bir maç olarak gerçekleşti. İkinci yarı yani son derece doğru bir şekilde ittik onları kalesine ama sonuç alacak golü yapamadık. Evet neyse aynı şeyler, uzun zamandır aynı şeyleri söylüyorum ama maçın gidişatı da böyleydi en azından bizim gördüğümüz tarafıyla. Doğal olarak burada benim anlattıklarımdan çok sormak istediğiniz olabilir. Anıtlamaya hazırım. Hocam. Yani şöyle söylemem lazım. Ben de taraftar olsam tribünde yani seslendirir miyim, seslendirmez miyim o başka bir şey ama aynı şeyleri düşünürdüm. Biraz evvelki sözlerim içinde de vardı zaten. Kendi tarafımı eleştirirken hani bir yere bir iğneyi batırmak istiyorsam çuvaldızı önce kendime batırmaya çalışan bir insanım. Yapısal olarak durumum bu. Ortada çok böyle
başarı hikayesi olduğunu söylemek zor. Dolayısıyla taraftarın bu konudaki tepkisi normal. Ama öbür taraftan da duygular anlamında söylemek gerekirse tabii hem benim adıma hem de Konya Spor için çok istenen, Konya şehri için çok istenen bir durum olmadığını biliyorum. Üzücü tabii. Ama şu üzücülüğü şu anlamda söylemiyorum. Haksızlık anlamında söylemiyorum. Haklı insanlar yani. Yaklaşık 16-17 maçtır içeride sadece tek galibiyet almışsa bir takım. Ve bu takımların da en büyük bağı içerideki maçlarsa 15 günde oynadıkları. Ve takım da bunu başaramıyor. Yani kazandığımız bu sene maçların bir tanesi içeride, tümünü dışarıda kazandık. Böyle bir durumlar varsa benim düşünce yapımdaki bir insanın buna karşı çıkıp da bir şeyi itiraz etmesinin bir takım falan filan diye yapmasının anlamı yok. Haklı insanlar, söyleyecek bir şey yok. Ben bu konudaki düşüncelerimi de hem Rize Spor maçından sonra hem de ilk yarının sonundaki Alanya Spor maçından sonra söylemiştim. Konya Spor Kulübü'nün bu konudaki her tür tasarrufunda hiçbir beklentim olmadan, hiçbir talebim de olmadan her şeye hazır olduğumu söylemiştim. Sadece bir takım nedenlerden dolayı kendimce böyle bir kararla ilgili hamleyi ben atmak istemedim. Hala da aynı yerdeyim. Her türlü karara saygılıyım. Hiçbir beklentim olmadan tekrar altını çiziyorum. Ne maçtan önce ne de fark ettiniz herhalde. Yani soruyu sormasaydınız kalkıp gidecektim bundan. Bunlardan bahsetmedim. Yani ben genel olarak takım gücüne inanan bir insanım. Bütün düzenimizi, planımızı, programımızı bunun üzerinden yapıyoruz. Çünkü uzun süreli maratonda eksiklikler, sakatlıklar, cezalar, hastalıklar ki hem hastalık hem sakatlık hem hepsi vardı bu maç öncesi vardı. Şu anlamda maçın içinde bakıldığı zaman, bütün olarak bakıldığı zaman ilk yarıdaki iki tane net pozisyon, bir tanesini avuta attılar, bir tanesini Serkan kurtardı. Ancak ikinci yarıyı da hesaba katıp bütün olarak baktığımız zaman galibiyete oyun içeride oynamanın avantajıyla yakın olarak gözüktük. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız olmadan da kazanabileceğimiz bir maçtı. Kazanmamız da gerekiyordu. Şöyle bir şey oldu ama şu eksiklik neredeydi derseniz, eksiklik şuradaydı. Özellikle oyuncu değişikliklerinden sonra gücümüz artacağına geçen haftanın aksine, çünkü geçen hafta ilk defa bu kadroya sahip olmuştuk. Geçen haftanın aksine bu hafta oyuncu değişiklikleriyle beraber gücümüz koruma veya arttırma şansımız olmadı. Sahadaki hem yerleşimimiz bozuldu hem etkinliğimiz ilerleyen dakikalarda biraz daha azaldı. Eğer bu arkadaşlarımızla ilgili bir eksiklik var mıydı derseniz belki oyunun gidişatındaki bölümde eksikliklerini hissettik. Evet, teşekkür ederim. Kolay gelsin efendim.